Çiftlik Sevda'dan herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir, sağlıklı ve de mutlusunuzdur. Ben Sevda, gayet iyiyim. Efendim, bu hafta çok ama çok sevdiğinizi bildiğim bir konuğum olacak. Bu konuğum sizlere bakım bilgilerini verecek. İşte nelerden hoşlanıyor, neleri sevmiyor, onları anlatacak. Kendisini gayet iyi tanıyorsunuz. Bu güzel kızın adı Mili. Yani dikenler tacı diye çoğumuz bunu tanıyoruz. Rengarenk, neredeyse yılın işte 12 ayında bize uygun koşulları varsa eğer, çiçekleriyle mutluluk veren bir bitki. Gelin hadi onu hep birlikte tanıyalım, ama ne zaman? Az sonra. Merhabalar. Evlerinizin bu haftaki konuğu benim efendim. Benim Latince adım Euphorbia Mili, ama sizler beni dikenler tacı olarak tanıyorsunuz. Bu ismi İsa peygamberin çarmıha gerilmesinden önce başına takılmış olduğum inancından alıyorum. Adamatanım Madagaskar. Aslına bakarsanız dış mekan çiçeği olmama rağmen cam önlerindeki güneşli yerlerde de kolaylıkla yaşayıp neredeyse yıl boyunca çiçek açtığım için beni çok seviyorsunuz. Yıllar içinde o kadar çok çeşit ve renkle çoğaltılmışım ki koleksiyonerlerim bile oluşmuş durumda. Bulunduğum yeri seversen ve ihtiyaçlarım da karşılanırsa 100 yıldan fazla yaşayabiliyorum. Tüm gövdem çok sert ve sivri dikenlerle kaplı. Bu yüzden dış etkenlerden kolaylıkla korunabiliyorum. Ama beni evlerinize alırken asıl dikkat etmeniz gereken sivri dikenlerimden çok gövdem ya da dallarım kesildiğinde akan süt benzeri sıvı. Kesinlikle zehirlidir. Bu nedenle beni ayırdığınız ya da kestiğinizde lütfen eldiven kullanmayı, ellerinizi gözlerinize değdirmemeyi unutmayın ve çocukların beni ağızlarına götürmediklerinden emin olun veya emin olacağınız bir yerde besleyin beni. Tam güneş ya da yarı güneş alan yerlerde neredeyse hiç çiçeksiz kalmıyorum. Yapraklarım zaman zaman sararıp kolayca dökülür. Bu bir şey eksikliğinden olabileceği gibi aslında normal de bir durumdur. Yani bitkinin yaprakları dökülüyor diye sağlıksız demek değildir. Hiç yapraksız bile çiçek açmaya devam edebiliyorum, inanabiliyor musunuz? Dikenlerim aslında korunma amaçlı değil, su depolama ve ağaçlara tırmanabilmem için. Bu da demek oluyor ki suyu öyle çok fazla sevmiyorum. Toprağımın iyice kurumasına izin verin. Yoksa kök veya gövde çürüğü nedeniyle beni kaybedebilirsiniz. Güneşin yetersiz olduğu durumlarda güneş ışığını bulabilmek için hızlı bir uzama gösteriyorum, ama bu da beni çelimsiz ve zayıf bırakıp yoruyor. Devamlı çiçek açabilmem için günde en az 4 saat kesintisiz güneş görmeliyim ve ortam ısısının da 14 dereceden fazla olması gerekir. Bazı türlerim yılda sadece 2 kez çiçeklenirken bazı türlerimse neredeyse yıl boyu çiçek açar. Evde bakıyorsanız güneş isteğim dışında bana havadar bir ortam ve çok iyi drenajı sağlanmış bir toprak da gerekiyor. Su köklerimden akıp gitmeli, toprak suyu böyle tutmamalı. Saksı tabağımda biriken suyu da dökmeyi unutmayın. Tabii ev ortamında cam önünde duruyorsam çok sıcak olan Ege Akdeniz bölgelerinde beni yakıcı öğlen güneşinden koruyun. Çünkü bu sefer de yanıyorum. Öğle saatlerinde ışığı perde yardımıyla filtreleyebilirsiniz. Bu arada bana kış boyu evde bakıp sonra aniden gece sıcaklıklarının düşük olduğu dönemlerde balkona, bahçeye alırsanız bu kez de strese giriyorum. Ani ısı değişiklikleri beni öldürebiliyor. Kış aylarında su ihtiyacım azalıyor, ama öyle kaktüsler, sukulentler gibi düşünmeyin. Evinizin ortam ısısına bağlı olarak toprak ne zaman kurumuşsa mutlaka sulayın. Bahçede yaşayacaksam öyle çok özel bir toprak seçmem, ama evlerde dediğim gibi suyun hızlıca direne olabilmesi için kullandığınız torfun içine biraz da iri taneli kum karıştırın. Saksı değişimimi 2-3 yılda bir yapın ve saksımdaki toprakla birlikte geçirin yeni saksıma. Yani kök bölgemde eski toprağımla olmak önemli benim için. Çoğaltılma yoluma gelince tohumla çoğaltabilirsiniz, ama bu uzun bir zaman alacaktır. Çiçek açmam da uzun sürecektir haliyle. Başka bir bitkinin genç bir dalını keserek kolayca çoğalırım ve aynı yıl çiçek bile açabilirim size. Kestiğiniz dalı yapraktan temizleyin. Dalın kestiğiniz yeri biraz verev keserseniz köklenmek için daha fazla alan sağlamış olursunuz bana. Kesilen dalı su içinde de köklendirebilirsiniz, ama Sevda beni her zaman toprakta çoğaltıyor. Diktiğiniz köksüz bitkiyi güneşli bir yerde kontrollü bir şekilde sulamaya devam edin. Birkaç hafta içinde kök vermeye, sonrasında da büyüme belirtileri göstermeye başlarım. Sevda mutfak atıklarından hazırladığı şerbetleri, kompostları 2-3 sulamada bir dönüşümlü olarak veriyor bana. Yani bir kere muz kabuğu suyu verdiyse bir sonraki gübrelemeyi pirinç yıkadığı suyla yapıyor.
Bu arada saksımı 2-3 yılda bir değiştirin, bu değişimi öyle yapın dedim ama eğer saksının altından kök çıkmaya başladığını görürseniz elbette saksı değişimi gerekiyor demektir. Öyle çok belirgin bir zararlım veya hastalığım yoktur. Ama her zaman kontrol etmeye devam edin. Tekrar söylemek istiyorum. Benimle herhangi bir şekilde temas ederseniz eldiven takmayı unutmayın. Çocuk ve evcil hayvanların ulaşamayacağı şekilde bir yerde tutun. Kestiğiniz dalı suda bir süre tutarsanız zehirli sütün akımı durur. Ana gövdedeki kesik yerde suyla iyice ıslatılmış bir pamukla bastırabilirsiniz. Kesimi yaptığınız bıçak ya da makası hemen temizlemelisiniz çünkü çok çabuk kurur ve sonra kolay çıkmaz. Bazen de Sevda'ya soruyorlar, niye yan dal vermiyor çiçeğim diye. Yan dallanma istiyorsanız tepe çeliği almalısınız ki yana dallanmaya teşvik edin bitkinizi. Ama bitkiniz eğer yeterince büyümemişse bunu yapmayın. Bir de dedim ya, ani ısı değişikliklerini sevmiyorum. Size bir ipucu vereyim. Bu hemen hemen bütün bitkiler için geçerlidir. Bitkinizi taşıyacak veya yerini değiştirecekseniz toprağa kururken yapın bunu. 1-2 gün önce onun yerine alışmasına izin verin, sulamasını sonra yapın. Efendim, evlerinizde görüşene kadar yeşil kalmayı ve Sevda'nın Çiftlik Sevdam kanalına abone olup dostlarınızla bizleri paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Sözü Sevda'ya devrediyorum. Evet, bu hafta da konuğum Milli'ydi. Milli'yi yanlış yazıyoruz ya da okuyoruz diye düşünüyorum. Milli değil efendim. Milli 2 i ile yazılıyor. Tekle 2 i ile yazılıyor. Çoğu yerde yanlış yazım hataları var. İnternet biliyorsunuz biraz kirli bilgiler içeriyor, yanlış bilgiler içeriyor zaman zaman. Her şeyin işte hani doğrusunu söylemeye gayret edelim, öğrenelim en azından istiyorum ben de. Bu güzel kızla tanıştık bugün. Tanımayanlarınız vardıysa, tanıyanlarınız zaten ona çok aşıklar biliyorum. Rengarenk sarısı, beyazı, pembesi, kırmızısıyla bize şahane görüntüler ve çiçekler veriyor bu güzel kız. Hep bu çiçeklerini böyle açtıkça ben de çok fazla mutlu oluyorum. Çok fazla keyif alıyorum onunla birlikte olmaktan. Evet, bu haftalık bizlerden bu kadar. Yine sizlerle bir başka çiçeğimizle birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik yeşil kalın.